Tabii son yıllarda özellikle iklim değişikliğinin geliyor olduğunu tüm insanlık olarak kabul etmiş olduk. Bu çerçevede işte Paris İklim Anlaşması sonrasında Avrupa'da Yeşil Mutabakat'ın imzalanması ve en sonunda işte Glasgow'daki anlaşmayla Paris İklim Anlaşması'nın genişletilmesi sonucunda artık biz insanlık olarak karbon ayak izimizi kabul ettik. Problemi kabul ettikten sonra çözmesi daha kolay oluyor. Bunu çözmek için de bir yol haritası var. Bu yol haritası içerisinde de bu çevreci teknolojilerin çok daha önem kazanacağını, bunların teşvik edileceğini, çevreci olmayan teknolojilerin de aksine teşvik edilmeyerek, belki cezalandırılarak bir yöne doğru gideceğini görüyoruz. Teknolojilerin de bu şekilde evrileceğini düşünüyorum. Biz de bu değişimi yakalayarak hem ülkemiz adına hem dünyamız adına daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii batarya teknolojileri şu açıdan önemli. Normalde biz enerjiyi kullanacağımız yerde üretiyorduk. Artık elektrik enerjisi halinde depolayabiliyoruz. İkincil enerji olarak elektrik enerjisini depolayabiliyor hale geliyoruz. Bu mobiliteyi artırıyor. Mobilite çok önemli. İşte biz hareketli sistemlerin normalde enerjisini yerinde üretirken daha verimsiz işlenmeli motorlarla verimsiz üretiyorduk ve de çevreci olmuyordu bunlar. Şu anda batarya tabii bu problemi ortadan kaldıracak bir çözüm olarak bize kapısını açmış durumda batarya teknolojileri. Batarya teknolojilerindeki ilerlemeyle beraber ki hani son 10 yılda bile çok büyük aşama kat edildi. Bu mobil teknolojilerde özellikle batarya teknolojilerinin daha çok kullanılacağını görüyoruz. Ama burada tabii bu çalıştayda da çok bahsedildi. Sadece mobilitede değil, enerji üretimi ve iletiminde de yine depolama teknolojilerinin ve batarya teknolojilerinin daha önemini artıracağını öngörüyoruz. Tabii ben TÜBİTAK mensubu olarak bu soru çok önemli diye kısaca cevap verebilirim ama daha uzun cevap vermek gerekirse biz en son bu yılki İDEF'te Aspilsan Enerji ile beraber bir stratejik işbirliğine imza attık. TÜBİTAK RUTE'de batarya geliştirilmesi, lityum iyon batarya geliştirilmesi konusunda Türkiye'deki en yetkin geliştirme altyapısına sahip. Biz en büyük üretim altyapısında Aspilsan Enerji zaten şu anda kuruyor. Dolayısıyla TÜBİTAK ve Aspilsan güçlerini birleştirmiş oluyor ve yerli milli üretim için çalışıyor olacağız. İnşallah sürdürülebilir olarak ve yenilikçi teknolojilerle daha iyi bir noktaya getireceğiz ülkemizi.